Hocam sosyal Darwinizm nedir? Darwinizm aslında genelde sonuna izim konan her şey bu arada benim tanımdır arkadaşlar bir yerde yazan bir şey söylemiyorum herhangi bir görüşü parlak fikri öldürmenin en garantili yöntemidir. Siz herhangi bir parlak fikri alın, sonuna bir izim koyun, Allah rahmet eylesin. Çok kısa bir süre içinde onu öldürürsünüz. Muhteşem fikirler tarihte gördük. Yani bize en yakın olan Kemalizm mesela. Atatürkçülük, Atatürk'ün görüşlerini vesaire bu zamana adapte etmek yerine siz o görüşleri idolleştirip değişmez nasıl diyelim o? naslara dönüştürürseniz ve insanlar onun etrafında dönmeye zorlarsınız. bu bir izim olur, bir ideolojiye dönüşür. Ve zamanın dinamizmini ayak uyduramadığı için de patlar. İslam gibi bir inancı tutup İslamizm, bugün adına siyasi İslamcılık denen şeye dönüştürürseniz onu öldürürsünüz. Anarşizm, sıkan kurallara karşı gelmek, anarşi makuldür çoğu zaman bir felsefesi vardır ama anarşizm yıkıcı bir güce dönüşür ve ucunu alamazsınız. Aslında bir felsefesi vardır ama izim olunca o da ölür. Marksizm, Taoizm, neye izim koyarsanız koyun. Şimdi Darwinizm dediğiniz anda da Charles Darwin'in ağzından çıkmamış şeyleri söylemek zorunda kalırsınız. Nedir o? Mesela Charles Darwin ne demiştir? E tabiatta en güçlü olan hayatta kalır. Bunu hepiniz bilirsiniz. Hepiniz bilirsiniz ama yanlış bilirsiniz. Darwin asla böyle bir şey söylememiştir. Darwin demiştir ki en uygun olan hayatta kalır. Bazen kısa boylu, bazen zayıf, bazen solgun renkli, bazen alacalı bulacalı. Bazen kuvvetli, bazen yavaş olan, bazen hızlı olan. Ortam şartlarına göre uyumlu olanlar hayatta kalır ve popülasyona daha fazla katkı yapar, daha çok ürer. Uyumlu olmayanlar ise gider. Survival of the strongest diye bir şey yoktur. Survival of the fittest'tir kelimenin orijinali. En iyi uyum sağlayan hayatta kalması. Biraz bunu bağlamından çıkarıp bir de yanlış anlayınca ne oluyor? Diyorlar ki Madem hayat bir mücadeledir, en güçlü hayatta kalır o zaman en güçlülerde oluşan bir toplum kuralım. Hiçbir güç karşısında eğilmesin ve hep hayatta kalsın. Çıkıyor birileri diyor ki Aryan ırkından olsun herkes diyor. Aşağı gördükleri Yahudileri, onları bunları. Bu arada biz Yahudileri falan çok yazıyoruz da baya bir Türkmen falan gitmiştir arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani Hitler dışarıdan kim varsa bu budamış. Bu arada Almanya'da... Su baskınıyla Berlin metrosunda binlerce Almanı da boğmuştur. Yani bir de böyle bir temizlik mantığı var. Onun aslında amacı totalde bir nüfus bulamak gibi bir şey yani. Komple bir nüfusu azaltalım. Sonra resetleyip bakarız gibi bir kafası var. Şimdi diyorlar ki mesela Darwin'in fikirleri efendim nazizmin dünyadaki zulmünün sebeplerinden bir tanesidir. İşte efendim ya da vahşi kapitalizm Darwinizm'i köken alır. Bütün izimler aynı aptallığa dayanır. O aptallık da şudur ki üç kelimelik bir şey bulursunuz dünya ilgili onu her yere uydurmaya çalışırsınız. Kapitalizm şimdiye kadar çoktan çökmesi gereken bir sistemdi. Neden? İnsanların servet arttırımına kitlendiği bir sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Devamlı kar, devamlı tüketim, devamlı büyüme peşinde koşan bir canlı kanserden farkı kalmaz ve dünyayı bitirir ne yaptı kapitalizm? Bir akıllılık etmiş zamanında. Bunu okuduğumda çok beğenmiştim. Nereden okuduğumu hatırlamıyorum. Komünizmden fikirler ödünç almış. Mesela sosyal yardımlaşmalar, o sivil toplum örgütleriyle işte el uzatmalar Normalde kapitalizmle ne alakası var? Kapitalizmde olmaz böyle bir şey. Mal benim, benim kardeşim. Vermem kimseye. Ama oradan ödünç aldıkları hani gen alışverişi gibi zenginleştirici düşüncelerle biraz daha ömrünü uzatmış mesela. Kapitalizmin hala ölmemesinin sebebi işte o sosyalizmden aldığı ilhamlardır ve onları hayata uygulayabilme biçimidir. Siz eğer katı bir biçimde dar bir ideolojik çerçeveye inanır, onun çerçevesinde hareket etmeye başlarsanız ortalığı tarumar edersiniz. Tam da sosyal darwinizm dediğimiz mesela işte burada çıkıyor. Darwin'in yarım yamalak anladıkları fikirlerini yarım yamalak anladıkları toplumsal yapılara yarım yamalak düşünerek ve hazırlık yaparak uygulayan uygulamaya kalkan insanların ve ideologların ortalığı panayır yerine çevirmesinden kaynaklanan bir durum. Bazı sınıflar daha yüksek bazıları daha alçak. Yahut şu 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 özelliklere sahip olan toplumlar daha önde atak ve hakim. Öbürleri işte yok olmaya mahkum falan filan. Ta medeniyetler çatışması tezilerine kadar uzanan etkileri var bu tip görüşlerin. Netice itibariyle hiçbir ciddi evrim biyoloğu ya da evrim felsefecisi bu konularla çalışan insan bu tip ucuz yorumlara prim vermez. Gidip bakarsanız Türkiye'de bizim medar iktidarının sevgili Teoman Duralı Hoca başta olmak üzere. Bu işin biyolojisine, felsefesine yeterince kafa yormuş kime sorarsanız sorun tamamen bir nefret sebebidir. Mesela sosyal darwinizm gibi bir yaklaşım. Hatta bizzat darwinizmin kendisi. Çünkü darwinin evrim kuramıyla darwinizmin arasında dağlar kadar fark vardır. Hani bugünün Müslümanı ile İslam'ın peygamberi arasındaki fark kadar büyük bir fark var diyebilirim ikisi arasında. İnsanlar belli görüşlerin peşine düşüp onu kendi zihinlerine indirgedikleri anda dünyada felaket başlar. Bunun kaçarı kurtuluşu yok. Hep dedim inşallah birisi ifaizm diye bir şey yapıp da yarın bir gün bizim kitaplardan dünyayı millete dar etmeye kalkmaz. Düşünsene çıkacak bir tane devlet başkanı ben bir tane hoca var Sinan Canan diye kitabını okudum çok mantıklı bütün ülke ifaya göre yaşayacak bütün insanlar ifaya kapacak. yoksa hepsini katledeceğim falan filan. Allah muhafaza ya başta ben böyle bir şey istemem. Bırak abi kim nasıl yaşıyorsa yaşasın sen hoşuna gider uygulasın gitmeyen uygulamasın. Biraz böyle bir kafa sosyal darvinizm ve aha tam da gördüm Ali İhsan demiş ki Sinan'cığım apolitik kafayı iyileştirmenin reçetesi nedir ne bileyim ben bilmiyorum. Bir Sinan'cığım görünce direkt cevap vermek istedim. <laughs> Cem size hitaben ben girmeyeyim araya. <laughs> valla ben de Ali Cem ne bileyim valla bilmiyorum çok. Ama netice itibariyle izimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Cemil Meriç alıntıyla bitireyim efendim. İdrakinize deli gömleği giydirmeniz gerek yok. İdrak uçmak için buradadır. Hocam e, ilginç bir soru geldi. Evrim olmasaydı sonumuz ne olurdu? <laughs> Olmasaydın olmazdık diye cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar evrim olmasaydı böyle bir evren tahayyül etmemiz mümkün değildi zaten. Evrim aslında canlı cansız bütün evrenin işletim mekanizmasıdır, oluşum mantığıdır ve bunun dışında bir yol bilmediğimiz için bu soru biraz muhaldir. Yani onun dışında nasıl bir şey olacağını hayal edebilmemiz mümkün olmadığı için zaten evrimsel bir zihinle düşünmeye çalışıyoruz. Bilemiyoruz. Muhtemelen evrim, evren diye bir şey olmazdı. Ve evren diye bir şey her var olduğunda ise şu ya da bu şekilde evrim olmak zorunda gibi bir sonuç çıkarabilirsiniz. Çünkü maddenin öğrenme ve kompleksleşme biçimi evrimdir. Yani çevre şartlarıyla sistemler arasındaki devamlı etkileşimler sistemlerin evrilmesine neden Olur. Çevre şartlarındaki değişimlerle beraber enerji alışverişi yapan sistemler değişirler ve evrilirler. Burada zaten cansız sistemlerde de canlı sistemlerde adına evrim dediğimiz şeyi tam olarak oluşturur. Ama burada aklıma bir şey geldi. Hatta geçenlerde Twitter'da birisi ya hani böyle bazen gülmekle ağlamak arasında bir durumda kalırsın. Ne yapacağını bilemezsin de böyle bir katatoniye girersin ya öyle bir şey yaşadım. Twitter'da ben tabi fi tarihinde şey yazmışım. Evrim evrenin kuralıdır arkadaş. Bununla kavga etmeyin. Bir bakınca görebileceğiniz başka bir şey yoktur. Bütün madde evrimin kurallarıyla devinir. Bu budur diye yazmışım. Sonra birisi demiş ki Melekler ve cinlerde mi evrimle oluştu? Şimdi ben de demişim ki sevgili kardeşim evrim fiziksel alemle ilgili bir şey. Onlar gözlemsel bir şey değil ki ben ne bileyim dedim. Yani melek, cin, şeytan sen biliyor gibi gözüküyorsun ama ben bilmiyorum onların ne olduğunu. Dolayısıyla hayır evrim onları kapsamaz dedim ve bir tanesi bu iki tweet'i alıntılayıp ne yazmışsın ne biliyor musun? İki tweet arasında 180 derece dönüş. Anne bu yine yaman çelişkidir. Ben birincisinde evrim kuraldır demişim. İkincisinde melekler, şeytanlar hariç demişim ve bu 180 derece dönüşmüş. Öyle bir kafamız var ki daha doğrusu buna kafa da denir mi bilmiyorum. Öyle bir sırtımız var ki şöyle çalışıyor. Ya yani bir açıklama her şeyi açıklamak zorundadır. Birisi bir şey diyorsa ona inanmam için onun söylediği şeyin her şeyi kapsıyorlar olması lazım. Ya böyle bir dünya yok arkadaşlar. Biz maddi dünyaya ait kuralları anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Maddi dünyanın kuralları belli. Ama ben ne bileyim melekler, cinler, Allah, kitap bunlar nasıl oldu? Ben orada değildim yapılırken. Buna dair herhangi bir gözlem yapamadım. Tartıya koyup ölçebileceğim herhangi bir örnek alamıyorum oralardan. Mesela 250 gram cinle 250 gram melek arasındaki reaksiyonu incelemiş değilim. Yani bunların ne olacağını bilemem. Bunlar sadece anlatılar olarak bize gelir. İnanırsın, inanmazsın sen bilirsin. E yarın bir gün kutsal metinlere baktın. Aa melekler de evrimli olmuş dedin. Amenna. Sana inanırım. Hiçbir problem yok. Ya da dersin ki hayır onlar evrimli olmamıştır. Pöt olmuştur. Yaratılmıştır. Tamam ona da inanırım. Ama sen gelir dünyada dersen ki buz gibi ortada bir şekilde insanın evrimleştiğini çıplak gözümüzde neredeyse görebilirken hayır insan gökten düşmüştür dersen kusura bakma. Seni kimse ciddiye almaz. Ben başta ciddiye almam. Çünkü burada görüyorum ölçüyorum, karşılaştırıyorum, diğer bilim insanlarıyla istişare ediyorum ve herkesin görebildiği net bir resmi öğrenmeye ve anlatmaya çalışıyorum. Orasıyla o meleklercinler, şeytanlar. Burası biraz başka bir yer gibi. Dolayısıyla hani böyle cevapların çok özüne eziyet etmeyelim. Her cevap bir yer için geçerli. Burası da bu dünya için geçerli. Hocam ben bir ara durdum çünkü gerçekten düşündüm yani somut somutlaştırmaya çalıştım. Somutlaştırarak hani bunun nasıl olabileceğini düşündüm. Onun için bir duraksadım. Hocam diyor Pınar Çınar bak bu çok iyi. Bunu ekrana çektim özellikle. Hocam soruların absürtlüğü nedeniyle sadece verdiğiniz cevapları alt alta yazsak muhtemelen deli olduğunuz düşünülür. Neyse ki soruları da görüyoruz. Valla Pınar ben de bazen kendimden endişe ediyorum. Hakikaten balatayı mı yaktık bir şey mi oldu diye. Ama hocam bu evrim Ama özelliği öyle. birazcık hani bir, bir de daha sorular daha net ve daha açıklayıcıydı. Burada biraz daha düşüncesini evrim düşüncesinin üzerinden. İnançla tabii. düşünce arasındaki şeyi biraz konuşuyoruz aslında. Evet. Bir problem var gibi sanki. Daha evrim 3 gelecek hocam bundan birkaç hafta sonra. O zaman daha ne soru sorular Oh oh elhamdülillahi rabbiler hadi bakalım.